Sevgili arkadaşlar bu videoda irade ve beyan uyumsuzluklarını ele alacağım. İrade ve beyan uyumsuzlukları dediğimiz haller bazı durumlarda kişi iradesine aykırı bir beyanda bulunduğunu bilmeden veya tehdit halinde olduğu gibi biliyordur ama böyle bir beyana istemeden başvurur. İşte biz buna ilk olarak bilmeden ve veya daha doğrusu bilmeden veya istemeden yapılan beyan uyumsuzlukları diyoruz. Bunlar nelerdir? Bunlar ya irade sakatlığında söz konusu olur. Burada kişi iradesine aykırı bir beyanda bulunduğunu bilmez. Burada iradesinin sakat oluştuğunun farkında değildir. Burada bilir ama tehdidin neticesinde iradesine aykırı bir beyanda bulunur. İşte irade bozukluğu halleridir. Bilmeden veya istemeden yapılan ya da oluşan uyumsuzluk halleri. İkincisi arkadaşlar aşırı yararlanma halidir. Aşırı yararlanmada da Kişi zor durumdaysa istemeden o işlemi yapar ama iradesine aykırı bir beyan e, beyanda bulunur. Bazı durumlarda tecrübesiz veya deneyimsizse, bilgisizse, o durumdaysa bilmeksizin böyle bir e, beyan uyumsuzluğu söz konusu olur. Öncelikle bunları ele alacağız. İkinci olarak bilerek ve isteyerek iradeye aykırı bir beyanda bulunma bu ya şaka beyanıdır veya bir zihni kayıt söz konusudur ya da muvaza halidir. Bunların hepsini sırasıyla ele alacağım. Öncelikle arkadaşlar bilmeden veya istemeden yapılanları ele alacağız. Zaten söyledik bunları irade sakatlığı. Hukukta irade sakatlığı dediğimizde sadece sınırlı sayıdaki şu 3 hal anlaşılır. Yanılma, aldatma ve korkutma hali Aman ha aman arkadaşlar, gabin hali bir irade sakatlığı sebebi değildir. Neden olduğunu gabin anlatırken açıklayacağım. Devam ediyorum. Şimdi, niye geçmiyor? Heh. İradeyi sakatlayan hallerden ilki yanılma hali. Sevgili arkadaşlar, yanılma halinde kişinin iradesiyle, yani zihnindeki kararı iradesiyle... Onun dış dünyaya yansıyan beyanı arasında bir uyumsuzluk vardır ve bu uyumsuzluk kişinin kendi hatasından, kendi kusurundan kaynaklanmaktadır. Yani bir dalgınlıkla, bir hatayla, bir yorgunlukla kişi iradesine aykırı bir beyanda bulunmuştur. İşte biz buna ilk hale beyanda yanılma hali diyoruz. Ne demek beyanda yanılma hali? Kişinin içteki iradesi farklı ama kişi kendi dikkatsizliği, kendi kusuruyla içindeki iradeyi, kararını dış dünyaya farklı yansıtıyor. Arkadaşlar, bunun bir irade sakatlığı sebebi olarak işlemin iptali sonucunu doğurabilmesi için kişinin beyanındaki yanılmasının esaslı bir yanılma olması lazım. Eğer ki beyandaki yanılma hali sözleşmenin esaslı bir noktasına ilişkin değilse kişi bu yanılgısına dayanarak işlemi iptal ettiremez. O zaman hangi haller esaslı yanılma halidir? Bunları ele alalım. Kanun koyucu tek tek saymış diyor ki arkadaşlar, eğer kişi sözleşmenin niteliğinde yanılıyorsa Mesela satmak istiyorken yanlışlıkla bunu sana bağışlıyorum demiştir. Nitelikte bir yanılma hali. Arkadaşlar sözleşmenin konusunda yanılma. Mesela telefon satmak veya satın almak istiyorken bilgisayar şeklinde beyanda bulunmuştur. Veya bir diğeri sözleşmenin tarafında yanılma. Örneğin arkadaşlar Ahmet ile bir sözleşme yapmak istiyorken yanılarak Mahmut'a beyanda bulunmuştur. Önerisini Mahmut'a yönetmiştir şahsın niteliğinde bir yanılma. Ahmet ile sözleşme yapmak istiyor. Beyanını Ahmet'e yöneltmiş ama Ahmet'in belli niteliklerinin var olduğunu düşünerek ona beyanda bulunuyor. Halbuki varsaydığı zihnindeki saikindeki arkadaşlar Ahmet o niteliklere sahip değilmiş. İşte bu durumda tarafın niteliğinde bir yanılma söz konusu olur. Aslında bu bir saik hatasıdır ama kanun koyucu bunu özel olarak esaslı yanılma halleri içerisinde buraya dahil ettiği için o tartışmanın içerisine hiç girmiyorum ve son olarak önemli şekilde miktarda yanılma hali özellikle arkadaşlar teknolojik bir alet, işte araç vasıtasıyla, bilgisayar vasıtasıyla bir sözleşme yapıyorsunuz. Bazen Sipariş gireceğiniz ürünü 10 yerine 1 sıfıra fazla tuşlarsınız basarsınız 100 olarak sipariş gider. Sözleşme 100 ton üzerinde kurulur ki bu bir önemli miktar hatasıdır. Basit hesap yanlışlıkları, basit miktar yanlışlıkları beyanda bir yanılma olsa bile esaslı yanılma sayılmaz. Kişi buna dayanarak yapmış olduğu sözleşmeyi iptal edemez. Sevgili arkadaşlar beyanda yanılmada dikkat ediniz. Karşı taraf sizin iradenize etki etmiyor, sizin beyanınıza etki etmiyor. Tamamen siz kendi hatanızdan, kendi dikkatsizliğinizden, kendi kusurunuzdan kaynaklı olarak iradenize aykırı bir beyanda bulunuyorsunuz. Yani ya beyan etmek istediğiniz kişiden farklı birisine yöneltiyorsunuz ya beyan etmek istediğiniz konudan farklı bir konuda beyanda bulunuyorsunuz ya beyan etmek istediğiniz sözleşmeden başka bir sözleşme meydana getiriyorsunuz gibi haller zaten sayıldı bunlar. Peki irade sakatlığının bu görünümünde yani yanılma halinde kişi ne yapmalıdır? Diyor ki kanun koyucu yanılgıya düşen kişi eğer ki esaslı yanılma hallerinde yanıldığını öğrendiyse o andan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde karşı tarafa bu sözleşmeyi iptal ettiğini beyan edebilir diyor. Yani aslında burada kişi o konuda o nitelikte o kişiyle bir sözleşme yapmak istemiyor. İçteki irade ile dıştaki beyan birbirinden farklı. Ne demiştik arkadaşlar böyle bir durumda Sözleşme normalde geçersiz demiştik. Ama bu geçersizlik kesin hükümsüzlükte olduğu gibi kendiliğinden işlemi geçersiz kılmaz. Bu durumda iradesi sakatlanan kişi kim ise, burada yanılan kişi o işlemi kanunun öngördüğü sürede iptal etme hakkına sahiptir. Bu iptal dava yoluyla ileri sürülmek zorunda değil. Bozucu yenilik doğuran bir beyan şeklinde kişinin bunu karşı tarafa yani sözleşme yaptığı tarafa yöneltmesi ona ulaştırması yeterlidir. Bu durumda iptal sonuçlarını doğurur. Yani gidip de mutlaka iptali dava açarak ileri sürmenize gerek yok. Açabilirsiniz ama açmanıza gerek yok. Bozucu yenilik doğuran bir beyan şeklinde diğerine ulaştığı anda artık o işlem iptal edilmiş olur. Tekrar ediyorum bakınız. Beyanda yanılma sebebiyle kişinin bu işlemi iptal edebilmesi için yanılgının o sözleşmenin esaslı bir noktasında olması lazım. Peki esaslı yanılma halleri hangi hallerdir? Kanun koyucu bunları tek tek saymış mı? Evet, şu hususlardan birindeki yanılma esaslı yanılma sayılır ve kişi bu yanılgısına dayanarak işlemi iptal edebilir mi? Evet. Hangi süre içerisinde? Sözleşmeden değil bakınız yanıldığını öğrendiği tarihten itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde. Peki bu iptal hakkını kullanmak zorunda mı? Hayır. Arkadaşlar eğer ki öğrendiniz bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde iptal hakkınızı kullanmadıysanız siz bu işleme onay vermiş sayılırsınız. Biz buna icazet karinesi diyoruz. Onay verme karinesi diyoruz. Bu bir kesin karinedir. İşlem geçerli olur. Ya da açıkça onaylayarak işlemi geçerli hale getirebilirsiniz. Bir yıllık süre dolmadan bile. Ama eğer ki siz iptal etmek istiyorsanız bu hakkınızı bu bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde bozucu yenilik doğuran bir beyan şeklinde muhatabınıza iletmeniz gerekiyor. İlettiğiniz o anda sözleşme ne olur? geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Peki sevgili arkadaşlar, siz bir yanılgıya düştünüz, karşı tarafla bir sözleşme imzaladınız ve kendi yanılgınıza dayanarak işlemi iptal ettiriyorsunuz. Bu durumda karşı tarafın bir zararı doğar mı? Elbette doğar. Arkadaşlar o kişi belki de sözleşme yapıldığı tarihte o ürünü başkasına satsa daha yüksek bir bedele satabilecekti bugün değeri düştü. Veya o kişi alıcıysa sözleşme yapıldığı tarihte o ürünü başkasından satın almış olsaydı daha uygun bir fiyata alabilecekti bugün fiyatı yükseldi. Bu durumda siz kendi kusurunuzla düştüğünüz o yanılgı sebebiyle işleminizi iptal ediyorsunuz. Kanun koyucu size böyle bir hak vermiş ama karşı taraf bundan bir zarar görüyor. İşte kendi kusuruyla yanılan kişi işlemi iptal ettirdiği takdirde diğer tarafın uğradığı zararını gidermekle yükümlü. Bu zarar hangi tür zarardır? Sevgili arkadaşlar burada gündeme gelen zarar olumsuz zarardır, menfi zarardır. Ne demek bu bir örnek üzerinden açıklayayım. Sevgili arkadaşlar varsayın ki yeni hasat Zeytin yağları daha yeni yaptı? Piyasaya sürülmeye başlandı Aralık ayında. Ve ben dikkat ediniz ay çiçek yağı almak isterken dalgınlıkla zeytin yağını piyasa fiyatı üzerinden dedim. Kooperatifin belirleyeceği fiyat üzerinden almak istiyorum dedim. Karşı tarafa iletmişim. Sözleşme telefonda meydana geldi. Bakınız normalde ay çiçek yağı almak istiyorum. Ama ne olarak sipariş vermişim? Zeytinyağı. Zeytinyağı bu siparişin üzerinden dedim ki bana Mart ayında gönder. Konuşmayı ne zaman yapıyoruz? Konuşmayı Eylül ayında 6 ay öncesinden. Arkadaşlar böylece 1 ton 2 ton neyse işte paket paket zeytinyağı siparişi vermişim. Meğer ben hangi siparişi verdiğimi zannediyorum? Ayçiçek yağı. Ben buna ne zaman vakıf oldum arkadaşlar? Karşı taraf yani satıcı Zeytinyağlarını bana gönderince paketleri bir açtım ki bir ton zeytinyağı var ortada farklı farklı litrelerde paketlenmiş hemen telefona sarıldım ve dedim ki kardeşim sen ne yaptın sen bana zeytinyağı göndermişin? evet abi sen benden zeytinyağı istedin olur mu olmaz mı diye orada arkadaşlar bir iki kelam ettikten sonra satıcı hemen dedi ki bizde dedi ses kayıtları vardır. Zaten konuşmadan önce de sizlere ikaz gidiyor. Hemen bana o günkü yani 6 ay önceki konuşma kaydını dinlettirdi. Hakikaten arkadaşlar ben ne siparişi vermişim? Zeytinyağı. Peki neyi vermek istiyor idim? Ayçiçek yağı. O halde ben o anda neyi öğrendim? yanıldığımı öğrendiğim şunu diyebilir miyim? O halde kardeş kusura bakma ben zaten zeytinyağını başkasından almıştım. Benim ambarımda depomda tonlarca zeytinyağı var. Bana ayçiçek yağı lazım. Ben bu işlemi iptal ediyorum diyebilir miyim? Evet diyebilirim. Peki iptalle birlikte ta 6 ay öncesinden sözleşme ortadan kalkar geçmişe etkili olarak. Yani bu sözleşme hiç yapılmamış gibidir. Tamam sözleşmeyi bozdum sözleşme hiç yapılmamış gibi geçmiş etkili olarak ortadan kalktı. Peki satıcı bunları paketlettirdi nakliye ettirdi belki de nakliye masraflarını da üstledi. Bunlar onun uhtesinde ortaya çıkan bir zarar mıdır? Evet eğer benimle 6 ay önce böyle bir zarar şey sözleşme yapmamış olsaydı satıcı böyle bir zarara uğrayacak mıydı? Hayır bir defa o zaman o kargolama paketleme masrafları satıcının zararı olumsuz bir zarardır. Benimle yaptığı sözleşmenin geçerli olacağına güven duyduğu sebebiyle böyle bir zarar onun noktasında ortaya çıktı. Bunları benden talep edebilir. Peki arkadaşlar. 6 ay öncesinden zeytinyağının litre fiyatı varsayın ki 250 TL ydi. Ben bugün sözleşmeden dön sözleşmeyi iptal ettirdim. Bugün zeytinyağının litre fiyatı 260 veya 300. Orada da bir zarara uğradı mı? Hayır, bilakis kazançlı oldu. Yani daha yüksek bir bedelle satabilecek. O halde şu anda satıcının benden talep edebileceği zarar sadece nedir? Nakliye masrafları, paketleme masrafları bunlar bunları isteyebilir ama eğer zeytinyağının 6 ay öncesine göre litre fiyatı 250'den 240'a düşerse litre bazında bir de 10 liralık zarara uğramış oldu mu? Yani benimle yapmış olduğu bu sözleşmeye güvenmeseydi bu kişi 6 ay önce bu zeytinyağını piyasada bir başka alıcıya litre fiyatı 250 TL'ye satabilecek iken Bugün fiyatta düşüş oldu. Belki de çok ürün piyasaya sürüldü. Arz fazlalığı var. Arkadaşlar düştü mü 240'a? Evet. O zaman şu anda bakınız benimle yaptığı sözleşmeye güvendiği sebep güvendiği için satıcı hem nakliye masrafları hem paketleme masrafları hem de bir sözleşme yapma fırsatını başkasıyla sözleşme yapma fırsatını kaçırdığı için 250'ye satabilecek iken litresini 240'a satıyor. Litre bazında 10 lira, 10 litrede 100, 100 litrede 1000, bir tonda arkadaşlar 10 bin TL'lik zarara uğradı. O zararını da benden talep edebilir mi? Evet talep edebilir. Biz bu zarara da ne diyoruz? Menfi zarar, olumsuz zarar diyoruz. Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bakınız <laughs> son olarak şunu ifade edeyim. Diyor ki kanun koyucu eğer diyor somut olaya göre hakkaniyet gerektiriyorsa kişi yani karşı taraf ben iptal ettirdim ya kendi kusurumla müspet zararı aşmamak kaydıyla yani ne demek bu o borcun ifasından kaynaklanan zararı ifasına duyulan güven sebebiyle uğranılan zararı aşmamak kaydıyla daha yüksek bir bedelden de zararını isteyebilir. Yani kural menfi zararını ister. Hakkaniyet gerektiriyorsa menfi zararını aşan bir zararını da talep edebilir. Yani sen sözleşmeden kaynaklanan o para borcunu zamanında bana ödemiş olsaydın ben bununla mesela senin o para borcunu ödeyeceğine güvenerek kredi çekmiştim. O para borcunu ödeyeceğine güvenerek ben de bir başkasıyla sözleşme imzalamıştım. Benden sen o noktada da beni zarara uğrattın onu da ver diyebilir. Hakkaniyet gerektiriyorsa ifadan beklenilen yararı da isteyebilir. Ama bunun üst sınırı müspet zarardır. Hiçbir zaman müspet zararı aşacak nitelikte bir zararı talep edemez. O halde arkadaşlar... Ben kendi kusurumla iptal ediyorum. Karşı tarafın isteye zarar kural olarak menfi zarar. Ama hakkaniyet gerektiriyorsa menfi zararın üzerinde müspet zararı aşmamak üzere daha fazla bir zararı talep edebilir ve hakim buna hükmedebilir. Anladığınızı düşünüyorum hızlı bir tekrar. İptal eden şey iptal eden diyorum yanılan kişi sözleşmeyi iptal edebiliyor mu? Evet hangi andan itibaren? Öğrendiği andan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içinde. İptal etmek zorunda mı? Hayır. O sürede açıkça onay verebilir veya bir yıllık süre içerisinde hakkını kullanmazsa iptal hakkını zaten onay vermiş sayılır, işlem geçerlidir. Peki iptal ettim, karşı taraf benim yanıldığımı bilmiyorsa... Yanılgıya kendi kusurumla düştüğümü bilmiyorsa uğradığı menfi zararı isteyebilir mi? Evet. Hakkaniyet gerektiriyorsa ifadan beklenilen yararı aşmamak kaydıyla... ...yani müsbet zararı aşmamak kaydıyla daha yüksek bir zarar talep edilebilir mi? Elbette. Son olarak şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ben niçin işlemi iptal ettiriyorum? Lütfen dikkat edin. Kusura bakma. Ben senden işte kooperatifin, şirketlerin açıklayacağı fiyattan... Ayçiçek yağı almak isterken yanlışlıkla zeytinyağı almak istiyorum dediğim için hani telefonda konuşuyorduk ya acaba satıcı madem ayçiçek yağı almak istiyordun tamam bunları geri iade et yani bana geri gönder ve ben o masraflarını senden alayım elimde ayçiçek yağ da var onu da gönderirim derse Artık ben yok bir defa yanıldım seninle sözleşme yapmıyorum iptal etmek istiyorum diyebilir miyim? Hayır eğer ki karşı taraf yanılan kişinin yanıldığı hususta da sözleşme yapmaya razı olduğunu derhal beyan ederse artık benim iptal etme hakkım kalmaz. İptalde ısrar etmem dürüstlük kuralına aykırılık teşkil eder anladınız mı arkadaşlar? Yani... <laughs> Karşı taraf yanılan kişinin yanıldığı konuda da sözleşme yapmaya razı olduğunu derhal beyan ederse artık iptal hakkı kullanılamaz. İşte arkadaşlar iptal sonucunu doğuracak haller ve iptalin sonucu neler onlardan bahsettiğim. Gelelim saikte yanılmaya. Arkadaşlar beyanda yanılmada kişinin içinde bir irade oluşuyordu. İradenin oluşumunda bir hukuka aykırılık yok. İrade ayçiçek yağı almak, irade Ahmet'ten bunu almak. Ama beyan ederken ayçiçek yağı yerine zeytinyağı demişsin, fındık yağı demişsin. Ahmet yerine Mahmud'a bir öneride bulunmuşsun. Diğer halleri zaten saydım. Halbuki saikte yanılma halinde kişinin o sözleşme yapma iradesinin oluşumunda kişiden kaynaklanan kusur sebebiyle bir sakatlık meydana geliyor. Yani beyanda bir hata yok burada. İradenin oluşumunda yani o sözleşme yapmaya sizi iten dürtü var ya, içinizdeki o tüketim çılgınlığını tetikleyen canavar, onu da al, bunu da al, şunu da al diyen işte o dürtüye biz ne diyoruz arkadaşlar? Saik diyoruz. Kişiyi sözleşme yapmaya iten o iç motivasyon içindeki dürtü sahiptir. Sevgili arkadaşlar siz örnek veriyorum bir iki çift ayakkabınız var. Niçin üçüncü çifte alırsınız? Ya işte çeşitlendirmek için veya öngörüyorsunuz ki şimdiden bazen tüketici alışkanlığıdır. Fiyatının artacağını düşündünüz ya da bugün indirime girdiğini düşündünüz. O sebeple ne yapıyorsunuz? Üçüncüyü alıyorsunuz. Veya niçin altın alır insan? İleride altının artacağını düşünür. Niçin bir kıyafet alır arkadaşlar insan? Özel bir gecedir veyahut da gündür insanların beğeneceğini düşünür. Peki dikkat edin buraya. Altın aldınız sonradan düştü. Arkadaşlar, herkesin o gecede giyeceğiniz kıyafeti çok beğeneceğini düşündünüz, kimsenin dikkatini bile çekmediniz veya üçüncü bir ayakkabıyı indirim'e girdi diye aldınız ama siz aldıktan sonra yarı oranında bir daha indirim'e girdi. Şimdi siz ben bu motivasyonla, bu dürtüyle bu sözleşmeyi yapmak istemiştim ve yaptım ama sonradan Sayimde hataya düştüm altını iyice düştü bu ayakkabı fiyatı düştü kimse benim bu aldığım elbiseyi beğenmedi deyip işlemi iptal ettirebilir misiniz? Hayır sevgili arkadaşlar saikte yanılma esaslı bir yanılma hali değildir. O sebeple sayinde yanılgıya düşen kişiyi işlemi iptal et remez Yani gittin güzel bir kıyafet aldın. Çıktın arkadaşlar sahneye veyahut da bir işte resepsiyona ya da özel bir geceye Halbuki neyi tasarlıyordun? Neyi tasavvur ediyordun? Ben bunu giydiğimde şöyle insanlar arasından geçerken dönem bir bakacak bir daha dönüp yine bakacak. Ve herkes gelecek nereden aldın nereden beğendin diye soracak öyle zannediyordun. Halbuki arkadaşlar kimse tınlamadı. Kimsenin dikkatini çekmedin. Şimdi gidip de ben bu elbiseyi bu saikle aldım ama böyle bir etki oluşmadı deyip İptal edebilir misiniz? Hayır. O halde tekrar ediyorum. Saikte yanılma bir esaslı yanılma hali değildir. Kural budur. Arkadaşlar saikte yanılmanın esaslı yanılma olduğu hal temel hatası düzeyinde bir saik hatası oluşmuşsa o zaman istisnası neymiş bakınız. Temel hatası. Sevgili arkadaşlar, sayin bir defa sizin o sayikinizin o işlemi yaparken işleminizin temeli olması lazım. Hakikaten subjektif olarak siz eğer ki bu sayik gerçekleşmemiş olursa olsaydı bu işlemi yapmayacak olmanız lazım. Yani sayikinizi işlemin temeli saydınız. Ve sadece sizin bunu işleminizin temeli saymanız yetmiyor. Objektif olarak değerlendirildiğinde bir başkası da eğer bu işlemi yapsa onlar için de bu sahip bu işlemin temeli haline gelmeli. Yani objektif olarak da kabul edilebilir olmalı ve üçüncü unsur Arkadaşlar karşı taraf sizin bu sahikle hareket ettiğinizi biliyor veya durum ve koşullara göre bilmesi gerekiyor olmalıdır. İşte bu üç unsur bir arada bulunursa Artık o saik hatası işlemin temelidir ve siz işlemin temelinde bir hataya düşmüş olursunuz ve bu esaslı bir hata olarak kabul edilir. Tıpkı beyanda hatada olduğu gibi bu durumda siz temel hatasını öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl içerisinde işlemi iptal ettirebilirsiniz. Zaten sonuçları birebir aynı, aynı sonuçlar ortaya çıkar. Sevgili arkadaşlar bakınız elbise konusunda verdiğim örnekte sen o sahikle bu elbiseyi aldın. Ama bir başkası için gidip de orada insanların dikkatini celbetme sahiki olmayabilir. Elbise neticede arkadaşlar bir ya işte insanın üzerini kapatan, kışlı, kışınsa eğer ısınmasını sağlayan, yazınsa daha serinlik veren bir nedir? Kumaş türüdür. Dolayısıyla senin zihnindeki sahik temel düzeyinde bir hataya yol açmaz. Ama şöyle düşünün. Mesela bir Kur'an neticesinde o an kura çekilirken heyecandan atandığım yeri butona basıyorlar da böyle geçiyor ya mesela hakim savcılık sınavında baktım ki arkadaşlar Kırşehir'i gördüm. Şimdi havalara uçuyorum Ankara'dan hemencecik yakın bir yer. Anne baba birlikte gittik Kırşehir'de emlakçıya dedik ki nasip olursa işte kararname geldikten sonra şu adliyede hakim yardımcısı olarak başlayacağız tamam mı? Bunlardan bahsediyoruz veya hakim olarak başlayacağız. Adliye yakın bir yerde ev olsun, 3 artı 1 olsun, 4 artı 1 olsun emlakçı bize göre bir yeri ayarladı ve bir yıllık kira sözleşmesini yaptık. Ankara'ya döndük, tatilimize gittik. Kararname eve bir geldi ki, aa Nevşehir yazıyor. Arkadaşlar meğer o gün heyecandan siz adınızdan sonraki kişinin tayin olduğu yeri atanma yeriniz olarak görmüşsünüz. Olabilir mi? İnsani bir durum olabilir. O halde dikkat ediniz buraya. Sizin kır şehirde bir ev kiralamanızın saiki neydi? O ile hakim veya hakim yardımcısı olarak atandığınızı düşünüyorsunuz. O motivasyonla hareket ettiniz. Peki siz böyle hareket ettiniz, bu işlemin temeli sizin için bu sahipti. E bir başkası yönünden de aynı şey olsa, onlar için de bu bir temel hatası düzeyinde midir? Evet. Peki karşı taraf bunu biliyor mu veya bilmesi gerekiyor mu somut olayda? E biliyordu zaten konuştunuz dediniz buraya hakim olarak atandık tayinimiz buraya çıktı. O zaman arkadaşlar işte yanlış bir ile farklı bir ile atandığınızı öğrendiğiniz andan itibaren o kişiyle yapmış olduğunuz sözleşmeyi iptal edebilirsiniz. Ama iptal ettiniz ya emlakçının o size gezdirme gösterme masrafları bazen bunlar için de para alınabiliyor. İşte eğer ki yol açtıysa bunları gidereceksiniz. Ev fiyatları sizin sözleşme yaptığınız tarihten sonra kira düşerse bir de o sebeple uğranılan zararı sizden ne yapabilir? Bir yıllık zararı talep edebilir. Sevgili arkadaşlar çünkü başka bir müşteriye kiraya verecek iken kaçırdı ve şu anda mesela 1-2 ay öncesine göre kira fiyatları diyelim ki 3-5 bin düştü. Onu da sizden talep edebilir. Arkadaşlar sahikte yanılmayı da böylece anlatmış bulunuyoruz. Gelelim İletmede yanılma. Nedir iletme? Sizin beyanınızı diğer tarafa ileten kişiyi. Sevgili arkadaşlar, ileten kişi kimdir? Bir aracıdır, bir ulaktır. Yabancı bir ülkedeyseniz tercümandır. İşte o kişinin beyanda bir yanılgıya düşmesi o sizin beyanınızı bizzat ilettiği için sizin bir yanılgıya düşmenizdir. Eğer ki esaslı bir noktada iletmede sorun var yanılgıya düşüldüyse bu durumda siz yanılmışınız gibi işlemi ne yapabilirsiniz? İptal edebilirsiniz. Yani iletmede yanılma beyanda yanılma gibidir. Peki ben tercümanın yanılması sebebiyle işlemi iptal ettirdim ve karşı tarafın uğradığı o zararı giderdim. Şimdi kime yöneltebilirim arkadaşlar? Senin yüzünden tercümanla yaptığımız anlaşma ve senin hatan yüzünden ben bir de karşı tarafın menfi zararını giderdim diye ona rücu edip ondan bu zararımı talep edebilirim. Sevgili arkadaşlar, yanılmayla ilgili söyleyeceğimiz bütün hususlar bunlar. Gelelim ikinci hale. Nedir o? Aldatma hali. Sevgili arkadaşlar, bakınız. Aldatma halinde irade ve beyan arasında bir hata yoktur. Aldatmada ...iradenin oluşumu esnasında bir sakatlık vardır. Yani aslında kişinin beyanı iradesine uygun. Tıpkı saikte yanılmada olduğu gibi dikkat ediniz. Saikte yanılmada da kişinin zihnindeki bakın zihnindeki iradeyle dış dünyaya açıklanan beyan aynı. Burada da iradeyle beyan aynı. Sadece saikte yanılmadan buranın farkı şu... Kişi saikte yanılmada yani sözleşme yapmaya kendisini iten o dürtüde yanılmaya kendisi düşüyordu. Halbuki burada birisi onu o düşürüyor. Yani kişinin iradesine etki ederek iradenin oluşması sırasında bir sakatlığa yol açıyor. Eğer ki bir kişi yanlış bir beyanda bulunmasaydı, beni aldatmasaydı, ben de o kişiyle sözleşme yapma noktasında bir irade oluşacak mıydı? Hayır. O zaman arkadaşlar beyanda bir yanılma yok. iradenin oluşmasında bir ne var? Yanılma söz konusu. Peki bu yanılmaya sen kendin mi düştün? Hayır kendin düşsen zaten bu sahip hatası olurdu. Biri seni düşürdü, biri iradene etki etti. İşte biz bu hale ne diyoruz? aldatma hali diyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayınız. Aldatma kasten olur. Yani birisi sizi kendisiyle veya bir başkasıyla sözleşme yapma noktasında bile isteye iradenize etki edip aldatacak, tuzağa çekecek. O halde bu bir haksız fiildir aynı zamanda. O zaman aldatma halinde zarara uğrayan kişi haksız fiil hükümlerine dayanarak gidip de zararının giderilmesini isteyebilir mi? Evet veya daha özel düzenleme var aldatmanın sonuçları zaten ayrıca düzenlenmiş ona dayanabilir mi? Elbette dayanabilir. Bu iki sebep yarışır. Yani bu iki sebepten bizim azaltmamız, zarar görenin arkadaşlar sağ sadece tek bir sebebe mahkum edilmesi hukuken zarar görenin himayesi anlamına gelmez. Bizim zarar göreni korumamız lazım. Dolayısıyla bırakalım hangisine uygun tercihte bulunuyorsa onu kendisi belirlesin, sebebini kendisi seçsin. Eğer ki kendisi bir tercihte bulunmuyorsa zaten haksız fiilde anlatacağım. Hakim zarara uğrayan için en avantajlı, en uygun sebebi kendisi seçmek zorunda kalacaktır. O halde arkadaşlar aldatma kasten olur dedik. Basit bir tavsiye aldatma değildir. Mesela ben şunu öneririm bu benim tercihim dedin ona uydum bu seni aldatmış olmaz. Aldatmada bile isteği seni tuzağa düşürecek. Yani neticelerini bilecek o ürünün o kadar etmeyeceğini veyahut da o işe yaramayacağını ama yarar şeklinde sana ne söyleyecek beyanda bulunacak. Ve sen onun beyanına güvendiğin için iraden oluşacak ve beyanda bulunup sözleşme yapacaksın. Arkadaşlar, sizi bir sözleşme yapmaya sizin iradenize kasten etki ederek, kasten yalan söyleyerek ya da bir gerçeği gizleyerek sözleşmenin karşı tarafı etki etmiş olabilir mi? Evet, biz buna ne diyoruz? Taraf aldatması diyoruz. Şöyle düşünün arkadaşlar, gidiyorsunuz bir satıcıya, mesela dikkat ediniz buraya zeytin yağı alacaksınız. Bakın içteki irade zeytin yağı almak. Dış dünyaya zeytinyağı alma hususunda teklifte bulunuyorsunuz. Ama adam pek eğer ki zeytinyağından çok anlamıyorsan kanola yağını sana zeytinyağı diye satıyor. Veyahut da işte aradığınız en birinci kalitede budur. Bak diğerleri koyu, diğerlerinde bir asidik tat vardır. Bunda o da giderilmiştir. Bu asıl zeytinin en soğuk sıkımıdır. Hatta arkadaşlar taş değirmenden elde edildi. Bir tadın lütfen dedi sen zeytinyağından çok anlamıyorsan tattım bir yağ tadı geliyor işte krallı budur dedi arkadaşlar kanola yağını sana zeytinyağı diye sattı bakınız eğer ki bilseydin onun zeytinyağı olmadığını satın alır mıydın? Hayır almazdın. O zaman bu durumda bir aldatma söz konusu seni kendisiyle sözleşme yapma hususunda diğer taraf aldattı. Arkadaşlar aldatma halinde aldatılan kişi orada siparişi verdim. Belki de ne yapacaksın? Kullanacaksın. Birilerine hediye aldın. Kaç litre? 20 litre arkadaşlar aldın. Ve dedin ki yer yok. Mesela sen kendin kargola. 20 gün bir ay sonra kargo eline ulaştı. Birine hediye ettin. O da yemek pişirirken salataya dökerken. Dedi ki bu ne yahu dedi. Salatayı da mahvetti. E zeytinyağı birinci sıkım soğuk sıkım şöyle böyle diye. Ona ondan duyduklarını aktarıyorsun. Kardeşim seni kazıklamışlar. Kuyağının zeytinyağı olma ihtimali yok. Ben doğma büyüme aydınlıyım. Ben doğma büyüme örnek veriyorum. Manisalıyım. Dolayısıyla bu zeytinyağı olma imkanı yok. Nasıl olur ya dedin. Hakikaten bir başkasına da sordum. Bu bir zeytinyağı değil. Arkadaşlar o anda sen aldatmaya maruz kaldığını öğrendin. İşte o andan itibaren bir yıllık hak düşürücü süre içerisinde ne yapabilirsin? İşlemi iptal edebilirsin. Tıpkı yanılmada olduğu gibi bu bozucu yenilik doğuran bir beyandır. Davaya gerek yok. Peki arkadaşlar iptal ettirdin. Şimdi dikkat edin buraya iptal ettirdin bir zarar var. O da zarara uğrayabilir sen de uğrayabilirsin. Zeytini o yağ mesela kanola yağı fiyatı şu anda düştü o zarara uğradı. Arkadaşlar zeytinyağının da yükseldi sen de zarara uğradın çünkü zeytinyağı alacaksın yeniden. Peki o kişi senden zararını isteyebilir mi yanılmada olduğu gibi? Hayır zaten bu duruma kendisi yol açtı. O sebeple o zararını senden isteyemez. Bilakis bu durumda sen eğer ki bu sözleşme yapmak için bir yere gittin geldin veyahut da arkadaşlar bir masraf yaptıysan paketleme masraflarını kargo masraflarını sen üstlendiysen bunları ondan talep edebilirsin. Ayrıca bir de senin sözleşme yaptığın tarihle şimdiki tarih arasında zeytinyağı mesela o zaman 250 idi. Oldu mu arkadaşlar şu anda 260. Piyasada aynı kalitede bir zeytinyağı o zaman bunu sen menfi zarar olarak ondan isteyebileceksin. Yani aldatmaya maruz kalan kişi işlemi iptal ediyor. iptal ettiği gibi ayrıca bir de ne isteyebiliyor ondan uğradığı menfi zararını, ver benim paramı. Al buradan ürünlerini ben senden kanola yağı almadığım zeytinyağı diye bunu bana sen sattın bu yağları tamam onları aldım ama sen bana eğer o yağlar zeytinyağı demeseydin almayacaktım. Peki artı 1'de ne isteyebilirim işte? Kargo masrafını ben üstlendim onu. Artı 1'de şu anda ben bu yağı bir başkasından o zaman alsaydım 250'den alacaktım. Senden de 250'ye anlaştık. Ama şu anda piyasa arttı 260'a çıktı. O zaman litre başına 10 TL işte 10 litrede 100, 100 litrede 1000 TL zararım vardı. Bu zararımı gider diyebilirsin. Peki arkadaşlar iptal etmek zorunda mısın? Hayır değilsin. Buna rağmen açıkça bir yıllık süre içinde onay verebilir misin? Veya bir yıllık süre içinde bu İptal hakkını kullanmadıysan onay vermiş sayılır mısın? Evet sayılırsın. İşte bu durumda, bu durumda sözleşme ayaktadır. Öyleyse verdiğin parayı alamazsın. Aldığın o kanola yağlarını bunlar zeytinyağı değilmiş diye iade edemezsin. Sevgili arkadaşlar, dikkat ediniz buraya. Yani bu yağları gidip de artık piyasada ihtiyaç duyan kanola yağına birilerine satabilir misin? Satabilirsin. Veya şunu diyebilirsin. Al bu ürünleri bana zeytinyağını gönder diyebilirsin. Ama bu durumda yine zarara uğradın. Nedir bu zararın? Yine bak o kanola yağlarıyla ilgili bir de fazladan neye katlanmış oldun sen? Ee, kargo masraflarına, paketleme masraflarına, onu diğerinden talep edebilirsin. Ama bu bir müsbet zarardır. Onay verirsen, bak kardeşim, ben bu zarara niye uğradım? Sen borcunu gereği gibi ifa etmediğin için. Bak, ben bunları sana iade ediyorum ve hala sözleşme ayakta. Bana zeytinyağı gönder. Senin gönderdiğin aliyut ifa, yanlış bir edimi vermişim bana. Dersin. Bu durumda zeytinyağı gönderilecek ama fazladan kargo masrafları senin müsbet zararındır. Ne demek müsbet zarar? borçlu borcunu gereği gibi ifa etmiş olsaydı senin uğramayacağın zarar yani o kişi satıcı sana adam gibi zeytinyağı göndermiş olsaydı senin mal varlığının içinde bulunacağı durum ile adam gibi borcunu yerine getirmediği için hali hazırdaki durum bir de fazladan kargo masrafları işte onu sen müsbet zarar olarak isteyebilirsin. Sevgili arkadaşlar dikkat ediniz buraya menfi zarar, müspet zarar ayrımı. Biliyorum şu andan merak etmeye başladınız. Çünkü konularda artık menfi zararı ve müspet zararı kullanıyoruz. Bunları ben temerrüt konusunda detaylı olarak örneklendireceğim ama şimdiden sizlere şunu söyleyeyim. Bakınız bir sözleşmenin geçerli olacağına güven duyduğunuz duymanız sebebiyle bir zarara uğradıysanız nedir bu? Bu sözleşmenin yapılan sözleşmenin kurulacağına geçerli olacağına duyulan güven ben o sözleşmeyi kurmak için bir ilden başka bir ile geldim ben bu sözleşmeyi kurduğumu zannederek notere ücret ödedim ya da ben bu sözleşmenin geçerli olacağına güven duyduğum için başkasıyla bir sözleşme yapacaktım bu fırsatı teptim kaçırdım dolayısıyla şimdi bu ürün arttığı ve ben zarara uğradım. Bu zarar olumsuz zarar, menfi zarar. Menfi zararın doğabilmesi için şu olasılıklar olmalı. Bir, Sözleşme yapmak için temasta bulundunuz ama karşı taraf yalan söyledi, yapmadınız. Kulpayın kontrahendo. Yani bir sözleşmenin kurulacağına, geçerli olacağına güven duyduğunuz için... ...yol masrafları, bir fırsat kaçırma gibi zarara uğradınız. Birincisi bu. Ortada bir sözleşme var mı yok. Veya sözleşme var ama baştan geçersiz. Eğer ki arkadaşlar o ineğin ölü olduğunu sen bana söyleseydin ben gelmezdim. Noter masrafı veya yol masrafı. 2 kesin hükümsüz. Dikkat ediniz. 3 sözleşmeden dönülmüş. 4 sözleşme iptal edilmiş. Hasılı ortada bir sözleşme geçerli bir sözleşme var mı? Yok. Ya hiç kurulamadı ya da geçerli değil. O zaman burada hak da doğmaz, borç da doğmaz. Ama sen o sözleşme geçerli olacak diye bir ilden başka bir ile geldin, yol masrafı, konakladın, konaklama masrafı, notere para ödedin ve oradaki noter masrafı ve bir başkasıyla sözleşme yapabilme fırsatını kaçırdığın için zarara uğradın. İşte bütün bu zararlar olumsuz zarardır, menfi zarardır. Lütfen dikkat edin sözleşme hiç kurulamamış, sözleşme kesin hükümsüzlükle sakat, sözleşme iptal edilmiyor ve iptal ediliyor veya sözleşmeden dönülüyor. İşte bu durumlarda uğranılan zarar Menfi zarardır. Yani kişinin bu sözleşmenin geçerli olacağına duymuş olduğu güven sebebiyle yaptığı masraflar ve kaçırdığı fırsatlar. Peki, müspet zarardan bahsedebilmek için ne gerekiyor? Müspet zarar ancak şu durumda doğar. Ortada geçerli bir sözleşme olmalı. Sözleşme geçerli ise hak ve borç doğmalı ve borçlu borcunu ifa etmediği için temerrüt ya da gereği gibi ifa etmediği için ayıplı ifa kötü ifa bir zarar meydana geliyorsa işte bu borcun geçerli olarak ifa edileceğine duyduğunuz güven sebebiyle uğranılan zarardır. Lütfen dikkat edin birinde ortada borç yok çünkü sözleşme hiç kurulamadı veya da geçersiz veya iptal edilmiş dönülmüş. Bir diğerinde sözleşme geçerli borç var ama borçlu borcunu ya hiç ifa etmiyor ya da gereği gibi ifa etmiyor. İşte alacaklının veya diğer tarafın bu ifaya duyduğu güven sebebiyle uğradığı zarara biz ne diyoruz? Müspet zarar diyoruz. Örneğin arabayı teslim ettin ama ayıplı gittin, tamir masrafı yaptın. Onlar işte müspet zarardır. Satıcıdan istenilebilir. Anladınız mı arkadaşlar? Ortada geçerli bir sözleşme yok ise müspet zararı unutun. Geçerli bir sözleşme var borç var. Borç ifa edilmediği ya da kötü ifa edildiği için zarar doğuyorsa ancak o zaman olumlu zarardan, müspet zarardan bahsedilir. İleride yine bunu temerrüt kısmında zaten anlatacağım. Gelelim arkadaşlar. Sizi kendisiyle sözleşme yapma hususunda diğer taraf aldatmamış. Kim aldatmış? üçüncü bir kişi aldatmış. Mesela siz raflardaki zeytinyağına bakarken bir adam oraya geldi. Abi ne arıyorsun dedi. Ya zeytinyağlarına bakıyorum da çok anlamadım. Satıcının da başı kalabalık. Abicim dedi bu kralı işte de bak zeytinyağının şöyledir böyledir dedi. Anlattı anlattı koydu gitti. Ve ben bu yağlardan alıyorum ne kadar litresi şu kadar bana gönder dedim. Ben o yağları arkadaşlar zeytin yağ olduğunu düşünerek anlatıyorum. Peki alıyorum dikkat edin buraya. Benim irademin oluşması esnasında arkadaşlar biri etki edip de o kişiyle bu hususta sözleşme yapmaya razı etti mi etti? Bu kim? Üçüncü bir kişi. O zaman ben burada üçüncü kişi tarafından aldatıldım. Eğer ki bu bir tezgah ise, yani o adamın bir çalışanı, yakını ve satıcı da bu durumu biliyor ya da durum ve koşullara göre bilmesi gerekiyor ise benim onun tarafından aldatıldığımı bu durumda bakınız ta karşı taraf biliyorsa benim aldatmaya maruz kaldığımı ya da bilmesi gerekiyor ise o zaman onun suskunluğu sanki onun aldatması gibidir. Dolayısıyla taraf aldatmasında olduğu gibi ben aldatıldığımı öğrendiğim andan itibaren bir yıl içerisinde işlemi iptal edebilirim. İptal edip menfi zararımı isterim ya da onaylayıp müsbet zararımı ondan isteyebilirim. Ayrıca bakın ondan isteyebildiğim gibi artı arkadaşlar artı üçüncü kişiden de isteyebilir miyim? O da sorumlu mu? Çünkü aldatma bir haksız fiildir. O zaman haksız fiil hükümlerine göre üçüncü kişiye de dava açabilirim. İkisi zararımdan müteselsilen sorumludur. Her ikisi de sorumlu, müteselsilen sorumlu. Dilersem sadece beni sen aldattın diyerek satıcıya başvurabilirim. Dilersem diğerine, dilersem ikisini birlikte dava edebilirim. Aynı zarardan farklı hukuki sebeplerle birden fazla kişi sorumluysa burada müteselsiz sorumluluk söz konusu olur. Arkadaşlar yani biliyor onun beni aldattığımı ya da bilmesi gerekiyorsa durum ve koşullara göre. Mesela çalışanı beni aldattı bilmiyor ama senin bilmen gerekiyor çünkü onun eylemlerinden de sen sorumlusun. Peki hakikaten arkadaşlar Oradan geçen kişi muzur bir kişi. Bazıları vardır ki birilerine zarar vermekten hoşlanır. Aslında bunun ona sağladığı bir menfaat yok ama zarara uğramasından mutluluk duyuyor. Şimdi aslında yok edeceksin de böyle insanları var mı arkadaşlar hakikaten günlük hayatta böyleleri var. Dikkat ediniz beni zarara uğrattı aldattı gitti. Satıcı da bilmiyor durum ve koşullara göre bilmesi de gerekmiyor. O zaman eğer ki karşı taraf bunu bilmiyor, bilmesi de gerekmiyor ise ben vay efendim falanca kişi beni aldattığı için seninle sözleşmeye yaptım ve bunu yeni öğrendim diyerek sözleşmeyi iptal edemem. Lütfen dikkat ediniz arkadaşlar edemem. Peki zeytin zeytinyağı zannederek yani birinin beni aldatması neticesinde biliyorum o şişeleri istedim bana bunları ver dedim bakın. Arkadaşlar karşı taraf karşı taraf burada hiçbir şey söylemedi. Şu fiyat dedi aldım götürdüm. Şimdi burada durum ve koşullara göre bazı hallerde yanılmaya ne yapabilirsiniz? Başvurabilirsiniz. Anladınız mı? Eğer ki yanılmaya başvuruyorsanız yanılma sebebiyle iptal edeceksiniz ama zararını ne yaparsınız yine giderirsiniz. Fakat giderdiğiniz o zararı üçüncü kişiden yine haksız fiil hükümlerine göre isteyebilirsiniz. Yani burada artık uğradığınız zarar ya da böyle kabul ettin, aldın yağları götürdün, iptal etmedin ama yine de bir zararın oldu mu? Eğer bunun o yağ olduğunu bilseni 250'ye değil de 200 alırdım belki de. İşte o zararınızı ancak bulursanız üçüncü kişiden talep edebilirsiniz. Yani aldatmaya dayalı olarak artık işlem iptal edilemez. Orada sadece saikte yanılmanın koşulları oluştu mu, oluşmadı mı o sorgulanır. Eğer ki oluştuysa neydi bu? Ben bu işlemin temeli olarak bunun zeytinyağı olduğunu düşündüm. Üçüncü bir kişi de aynı düşünceye kapılmış olsaydı onun için de geçerli olurdu ve karşı tarafta bunu bilebiliyor olmalı. Biliyor mu karşı taraf? Hayır. O zaman iptal edemem. Çünkü bu bir sahikte yanılma ve kural olarak esaslı yanılma sayılmaz. Sevgili arkadaşlar irade sakatlığı hallerinden yanılma ve aldatmayı tamamladık. Bir diğer videoda korkutmayı anlatacağım. Hoşçakalın.